Gösterme e, ve hakemin e, kart göstermesi. Bence burada oluyor. sorumlu Hakan Arslan'a o telefonu veren kişidir. Evet. Ama Hakan Arslan'ı kim verdi o... kendimi onu da bilmiyoruz. Abi... Birisinden zorla alabilir misin telefonu? Evet. <laughs> yani... Keşke o yani görüntüler olsa. Ki, 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 bitiş düdüğünün bak... ardından bu arada. Ki, Efendim? Bitiş ilk evet. yarının bitiş düdüğünün ki, ardından. E, oyuncular üst tarafta oturuyorlar, yedek kulübesinde oyuncu yok. O telefonu evet. alabileceğin yer senin teknik gibi. Ancak. Evet. Şimdi böyle değerlendirelim. İkincisi zaten bir haksızlığa uğradığını düşünen bir oyuncu var karşında. Nabuz olmuş, adrenalin olmuş, 200 lira vurmuş. Haksızlığa uğradığını düşünüyor. Zaten daha fazla sinirli. Haliyle daha fazla sinirli. Çünkü Hakan Arslan kendisinin haksızlığa uğradığını düşünüyor takımın. Orada o telefon alıp o görüntüyü gördükten sonra bir de bizim baktığımız açıdan görünce o da geçti diyor. Mühakeme bunu gösteriyor. E, sonrası işte telefonu yere atması, yeri tekmelemesi falan. İkinci sarı kartı görüyor o noktada. Yani Bence e, öncelikli olarak e, Hakan'a telefonu veren kimse teknik ekipten, o telefon kiminse e, oradan başlamak gerekiyor. Şimdi Erkan Bey yorum yapmış konuyla ilgili Hakan Aslan amatörce bir kırmızı kart yeri profesyonel bir oyuncu sahada kalmasını bilmeli yorumunu yapmış. Sahada kalsaydı maç belki de böyle bitmeyebilirdi bilemeyiz. Ya tabii canım 11 11 devam bak, edecek. Bilemeyiz. Yani. İhtimalleri konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bilemez yani bak şunu konuşmuyoruz. Ya güven o kafaya gelip nasıl atabiliyor ya? Yok. Yani bunu konuşamıyoruz. Şey... Mesela hakikaten bomboş kaldı adam geldi vurdu kapıyı mesela. Evet. Sorgulanması Hep gereken konulardan biri. Bunu istiyoruz. konuşamıyoruz. Evet. Çünkü orada odaklanacak o konu. Ben şeyi de yanlış bulmuştum. Ee, Galatasaray şampiyon olduğu sene. TTR'da Ali Men spor kompleksinde Bülent hocayı da hakem. Bülent alırım. Taş muhabbetleri falan. Evet. Ben orada şunu söyledim. Haklısın veya haksızsın. Hocam oyunu bırakmayacaksın. Tabii ki. Bugün Hakan'ın yaptığı da oyunu bırakmak. Evet. Orada Beşiktaş oyunu bırakmayacak. Ne olursa olsun büyük takım bak şampiyonluğa giden takım oyunu bırakmayacaksın. Sen bu sene de hakem hataları oluyor. Sen de oyunu bırakıyor musun? Yok. Hakem hatalarına rağmen maç aldığın oldu. Evet. Vedat Okyan'ın yazısının bugünlerde herkes paylaşıyor. Hakikaten hakem hatalarıyla birlikte maç kazandı oluyor Beşiktaş. Neden oyunu bırakmıyorsun o evet. Ilgaz? Ama orada tam maçın geleninde ben Bülent Hoca'ya da yani yüzüne de söylerim. iyi bir performans göstermedi iyi bir performans gösterdi ama Beşiktaş maçı hakem yüzünden kaybetti diyemeyiz. Ya yani Sergen Yalçın'ın bugün basın toplantısında söylediği gibi bu galibiyeti Aynen, bir evet. taca bağlayamayacağımız Aynen. gibi Beşiktaşlar da o zaman özellikle Beşiktaş taraftarı iki sene önceki bir mağlubiyeti de taca bağlamamalı. Taca değil çıkıyor. ama hakem eleştirilir. Ben hakemi eleştirirdim. Bak başka bir şey baş, maç. Taşta Taş... senin de hatan var. Bırakmayacaksın. Aynen. Top senden çıkmış gibi gözüküyor. Gene de bırakmayacaksın. Ne olur ne olmaz. Her şeyi geçtim. Belki de yani ortada enteresan bir durum bile olabilir. Hakem belki onu görmeyebilir. Her şeyi göz önünde bulunduracağız. Önce işini kendin sağlamalısın. Hakan, bugünkü Sivas maçı. Senin sözleşmende şu yazmıyor. Girip hakemle telefonla pozisyonu gösterip hakem beğenmedi, yeri atma diye bir madde var mı? Yok. Sen top oynayacaksın. Sen işini yap. Sana ne derisi senin işin değil. Değeri mezun Başkan'ın işi. Bir de hangi maçtı, hangi takımın maçıydı bilmiyorum ama benzer bir durum galiba bir e, tablet ve veyahut da yine benzer bir şekilde telefondan gösterme olmuş ve evet. e, teknik ekip sarı kart demişti. Bak, Türkiye'de oldu. Hangi takımın başına ne zaman geldiğini tam hatırlamıyorum ama e, bunların galiba yani gidip de hakemi sen çünkü orada karara görüntülü bir şekilde itiraz ettiğin anda hakemin yine yetki alanına giriyorsun. Yapamazsın. Yapamazsın evet. Şimdi biraz Tatlı da olsa böyle yapamazsın. Bir adrenalin sonucu oluyor böyle bir şey sinirleniyorsunuz. Tabii ki. Hani saha içinde verdiğiniz tepki gibi bir şey aslında bu. E, muhtemelen oyuncu da o an nasıl saha içinde birçok futbolcunun geçtiğimiz hafta konuştuk ya hani örneklerini hakeme vermemesi gereken tepkileri verdiğini konuşuyorsak bu da aslında o an yine bir sonraki adımı okuyamayıp anlık verdiği bir tepkiydi belki de. E, bir izleyicimiz ismini hemen okuyacağım. Tufan Bey demiş ki telefonu hakeme fırlatacaktı tuttular. E, gibi de ben tabii o anı görmedim. Görmedik. Maç sırasında hani öyle bir şey olduysa kalabalık engelledi diyor. Hani bunu yapsa ne kadar alır diyor. Onu bilemiyoruz tabii ki. Bu arada Mecnun Yakmaz da Sivasspor başkanı maç sonrasında açıklama yaptı ve eee Hakan'ın bu kırmızı kartıyla ilgili e, itirazda bulunacaklarını söyledi ve şöyle bir cümlesi de var hani. Rafael olsaydı ismi bir sonuca ulaşmak e, işte ama ben, hani o bakacağız da, gibi bir şey. Şimdi, şimdi, bu da, o, başka da. Bir o, zaman o zaman şimdi şuraya geleceğiz bakın. Geçen hafta içi herkes çok konuştu ben özellikle evet. bu var neye karışır nereye karışmaz meselesini evet. çıkartmamın temel sebebi buydu. Dendi ki Rafael'in kartın orada var karışamaz dendi. Hayır karışabiliyor. Bakın şu şekilde karışabiliyor. Burası değil bir dakika ben o şeyi bulayım. Görüntüyü bulayım. Yanlış kimlik tespiti kırmızı kart ya da sarı kart bakın. Yine 143. sayfa Çok, D maddesinden bu bahsediyoruz. Bu başka bir konu. Bu Rafael'in Raf, konusu. Işte, Rafael'in Rafael konusuna geldik konusuyu şimdi. Bugünün konusu bu Rafael'in Rafael konusu. konusu. Şimdi geçen hafta içi e, bizde de bazı yorumlarımız yani çıktı. Hani e, Şikirtel. Yok yok. E, Rafael, Rafael ha, şikirtel Rafael pozisyondan bahsediyoruz. Şikirtel mi Rafael mi? Ha. Evet. Şimdi orada dediler ki var burada karışamaz dendi. Ama şöyle karışabiliyor. Hakemin bir ihlali cezalandırması ve ihlali yapan cezalandırılan takımdan yanlış oyuncuya bir sarı veya kırmızı kart verilmesi halinde ihlalde bulunan kişinin kim olduğu incelenebilir. Bir gol, penaltı olayı veya doğrudan kırmızı kart ile ilgili olmadıkça fiili ihlalın kendisi incelenemez. Şimdi burada diyor ki Rafael'in pozisyonunda bugün tarihi bir maçı imza atan Cüneyt Çakır'ın orada Orta var olarak var olaya karışması gerekiyordu. Bugün varla beraber tarihi bir maçı imza atan Cüneyt Çakır'ın. Yani bu uygulamaların üzerinden tartışmamız gerekiyor. Orada Rafael'in ilk sarı kartını İlk, ilk sarı tabii. tabii ilk sarı kartı. Ama, ama ikinci, ikinci sarı kartı. Iki, i̇kinci sarı kart. O zaman burada. Birleşik hareketlerden bahsediyoruz. Hakan evet. burada Hakan'ın e, ilk sarı kartını neden dolayı gördü? Hakeme telefon göstermekte İlki. ikincisi İkincisi de tekme atmakta. E tamam bunların ikisi şimdi başkan diyor ya Rafael olsaydı Hı. bunların ikisi şeyden bağımsız. E, Taç olayından bağımsız. Tabii. Çok farklı. Evet. Bu başka bir şey. Ha hemen akabinde böyle bir şey olsa rafer gibi bir nokta olsa Mecnun Başkan burada haklı çıkar. Ama ikisi birbirinden çok bağımsız ve zaman olarak da çok uzak konular. O zaman şöyle bir sonuç çıkmıyor mu? Hakemler tam olarak bu VAR sistemine hakim değil. Ya bence e... Tam bilmiyorlar sanki. Ya demin önlerini verdim. Televizyonu almışsın. Kumandası yok. Ne? Kalkacaksın kendin basacaksın. VAR'ı almışsın. Ne gol çizgisi teknolojisi var, ne de taç. Hatta kumandan var, televizyonun var ama sana yayını sağlayacak bir e, kurumsal receiver, de dekoderin Aynı, yok. Yani. Dekoderin yani. yok. Evet. <laughs> eksik kalmışsın varı. Evet. Parça yani, eksik gelmiş. Ben daha önce söylemişim ki varlık içinde yokluk çekiyoruz. Aynen ha, öyle. öyle. Yani varlık içinde bugün yokluk çekiyoruz. Bugün orada çizgi teknolojisi olsaydı bugün kimse böyle konuşmazdı. Yani herkes kimisi kendi kulübüne yaranıyor, kimisi öbür kulübe yaranıyor, kimisi bunu yapıyor, kimisi onu yapıyor aklı senin konuşan adama da şunu söylüyor. Ya net ol kardeşim. Arkadaşım bilimsel bir veri yok ortada. Ben nasıl net oluyor? Şimdi Twitter'da tabii dediğimiz gibi programın başından beri bizi izlemeyenler de var, ekranı yeni açanlar da var. Neden çizgi konusuyla ilgili bir şey söylemiyorsunuz Bayağı söyledik canım. Programı açtığımızdan beri aslında o konuyu konuşuyoruz. Şöyle dakikadır. bir şöyle bir toparlayacak olursak birkaç örnekle getirdik ekrana. Bir daha getirelim. Bir daha anlatalım. Bir daha yapalım. da bir daha getirebiliriz. Değil, Diyoruz değil. ki biz bizim yayıncı kuruluştan gördüğümüz görüntü itibarıyla top çıkmış gözüküyor çizgiden. Ama Başka örnekleri de Avrupa'da yine aynı şekilde görünen ama çıkmamış kabul edilen ve sonrasında gol geliyor yine. Evet. Real Madrid ayaksmaçının görüntüsü. Real Madrid ayaksmaçı örneğini de getirdik ekrana. Yani o fotoğrafı da getirdik ekrana ve biz e, biz dahil yine yayıncı kuruluşun hakem yorumcusu da herhangi bir e, kesin bir sonuca varamadı bu konuyla ilgili olarak. Biz yine de tabii ki bir izleyici gözüyle de baktığımızda çıktığını gördüğümüzü söyledik. Ama buna ...net bir karar vermenin mümkün olmadığını bize bir örnek fotoğrafta gösteriyor. Tekrar geldi ekrana. İşte bu da Real evet. Madrid-Ajax maçı. Ve burada da top çıkmış gözüküyor ve bu pozisyon sonrasında gol oldu. Oyun devam etti. Oyun yani devam bunlarla. etti yani. Real Madrid-Ajax maçında şey var mıydı acaba? Onların çizgi teknolojileri falan da var galiba. Yok, taç çizgisi teknolojisi dünyanın hiçbir yerinde yok. Yok, yok. yok tamam. Tamam. Bir kez Teşekkür daha söylemek olsa. istedim ekranlarını yeni açanlar tabi burada yanakemlerde mesela biz onu bilmiyoruz çünkü onun da bir anlık devam şeyiyle de devam ediyorsun bu hadiseye neyse sonuç sonuçta bu herkesin kendi içinde kendi vicdanında yargılayacağı pozisyon ama yani emin değiliz hiçbir şeyden anlatmaya çalıştığımız o bir görüntü bize tamamen çıktığını gösterirken burada anda, olduğu gibi aynen, burada Cengizan olduğu da gibi beni şu şekilde yine düzeltti burada da yine Beşiktaş'ın Sivas Spor oynadığı maçta da hakemin Gördüğü görüntü kabul edildi. Görüntü yani. kabul ediliyor. Tabii Kendi tabii. Gör... gördüğü evet. görüşü kabul edildi. Evet. Çünkü yani bu zaten bu, bunu ben daha önce Yusuf Namoğlu da varla ilgili olarak e, bana bir açıklama yapmıştı. İlk bu bir sisteme alışırken netice itibariyle eğer bir e, net karar çıkmıyorsa hakemin görüşüne konu bırakılır demişti ve nitekim öyle oldu. Ya yani bunun dediğimiz gibi e, hangi tarafa yapıldığı değil konu. Evet. Biz Başka bir örnekle de aslında bunu e, göstermiş olduk. E, görüş açımız sonucu değiştirmiyor. Serdar Sarıdan dediği gibi yani kazandırdı, kaybettirdi konusu apayrı bir konu. Bu apayrı bir konu. Ben... Var'ı her gün tartışıyoruz. Var'ın bugün aslında daha çok konuşulması gereken maçlarından bir tanesi de biliyorsunuz ki Gençler Birliği ve Kayseri Spor. konuşacağız. Maçı. Onu da konuşacağız. Serdar bir şey söylüyordu. Yani... Bu tür şeylerde sadece bu pozisyon için söylemiyorum. Yani bir hakemin ya penaltı verseydi maçı kazanırdı diyemiyorum abi. Ya yani penaltıda bile garanti yokken penaltıda bile garanti yokken evet. bir maçı buraya bağlamak da doğru değil. Ben şimdi bak Beşiktaş'ı biraz çok sü sürekli izlediğim için söylüyorum. Bu takımda hangi oyuncu oynarsa oynasın bu kadar önemli eksikleri olmasına rağmen bu takımda ciddi bir sistem aks değişikliği, bir makas değişikliği olmuyorsa eğer ben bu takımın hocasını kutlarım. Yavaş yavaş o demektir. Bakın sırıtmıyor. Yani güveni giriyor, o giriyor. Larin Yedek, Abu Bakar e, annesi vefat etti. Başı sağ olsun. Başı sağ olsun. Oraya böyle eksiklerin varken bu tür e, pas trafiğini yapabiliyorsan, bir oyun kurabiliyorsan, Atiba'yı bu şekilde oynatabiliyorsan, ben bunu alkışlarım. O başta işin <laughs> güzel tarafı. Sıvat spor bence iyi başladı. Maçın kırılma anı ne biliyor musunuz? Taç olayı falan değil. Ersin'in pozisyonu, kurtardığı pozisyon. Ha, müthiş bir e, Max Gredel'in kafa Gredel'in yok Kafası değil. Muazzam. Hani üstüne mi geldi? Yok yana geliyor. Yok. Ben Ersin'i izliyorlar dediğimde güldüler. Yok Ersin'e e, Fransa'dan bir talip var. İzliyorlar Ersin'i yani. Benim söylediğim kulüpten başka bir kulüp olduğunu söylemiştim. Ben Marsilya diye söylemiştim ama sen başka bir kulüp demiştin. Bir tane daha var. Bir şey bir daha, 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 daha söyleyeceğim daha size en çok teklif alan futbolcu Güven dedi. Ya abi hadi git falan dedi. Ya, i̇zliyorlar ne yapayım? Yani adama teklif geliyor. Benim <laughs> suçum mu? Yani siz, geliyor ö, adama siz bir oyuncuyu kötü güven olarak değerlendirebilirsiniz. Evet. Yok siz bir oyuncuyu Hayır, kötü. teklif aldı. En çok yöneticiye sordum. Son 3 yaz 3 transfer döneminde en çok teklif alan futbolcumuz Güven dedi. Çünkü Güven'i geliştirebileceklerini biliyorlar. Güven'in üstüne katabileceklerini biliyorlar. Güven'in bugün pas oyununa katılması ee, orada bir gerçekten bir 9 numara alışverişlerini yapması, oyunun içinde bu kadar olması bunlar farklı meziyetlerdi. Bu, bu başka bir şey. Ben de e, şunu söyleyeyim. E, Beşiktaş'ın belirli oyun planlarını her yerde görebiliyoruz. Mesela e, Tarsus-İtman Yurdu <laughs> maçında e, bir sahte üçlü savunma uyguladı e, Sergen Yalçın. Necip stoperlerin arasına girmeden ya sollarında ya sağlarında yer alarak bir stoperleşti. O Dorukan'la değişerek yaptılar bu işi. Bir switch position dediğimiz o oyunu oynadılar. Bazen Dorukan girdi. Tarsus Sultan maçından bahsediyorum. Kupa maçından. bazen Necip girdi. Sonrasında bugünkü maçta da Dorukan yoktu. Josef de Souza'nın sakatlığında Dorukan'ın görevi yine Necip sağdayken Hı -hı. atı aldı. Bu şekilde oynadılar. İşte tam bunlardan bahsedecektik. Bahsediyoruz şimdi de bahsetmiş olduğumuz üzere <laughs> bahsetmiş olduğumuz üzere. Daha farklı bir tartışma konusu çıktı ki o, o konuyu ilk önce tartışmak daha doğruydu. Onu da söyleyelim ama Beşiktaş'ın savunma çizgisini orta sahanın diğer tarafına çıkartması. Bunu geçen seneki iki bir geçen sene yani 2019-20 sezonunda iç sahada kaybetmiş olduğu ve Rıdvan Yılmaz'ın Vitor e, Ruiz'le beraber harika bir maç çıkarttığı 2-1 kaybedilen Antalya Spor maçından itibaren görüyoruz belirli noktalarda. Evet tökezlediği, oyununun geriye düştüğü, rakiplerinin e, Sergen Yalçın'ın planına bir panzehir bulduğu, tez, antitez, tez noktasında gittiğimiz zamanlar da oldu. Beşiktaş hiçbir zaman bu formunu sürdürmedi. Eleştirdiğimiz ve hatta futbol olarak kendi bir gördüğümüz dahilinde sorguladığımız zaman dilimleri de oldu ama bir planı var mı? Artık var Beşiktaş'ın. Bu plan her daim maç kazandırır mı kazandıramaz mı? Bu bireysel kaliteyle de sorgulayabileceğimiz mesele. Ama bir planı olduğundan bahsedebiliyor muyuz? Kesinlikle bahsediyoruz. Tarsus İtman Yurdu maçında ben Necip Özel'inde, Necip Dorukhan üzerinde ne gördüysem bu akşamda Necip Atiba üzerinde gördüm. Bu da bir sahte üçlüye dönerek bir oyun planı geliştirmek. Rozier'i daha farklı kullanmak. Rozier'i daha farklı kullanırken tabii ki Raşit Gezel'i daha farklı kullanmaya da denk geliyor ki Rıdvan Yılmaz'ın da sadece çizgiden bindirmemesi. Rıdvan Yılmaz'ın o yarım alanları, iç koridorları çok iyi kullanması. Hatta Güven Yalçın attığı bir pas vardı. Zamanlamayı evet. ayarlayamadılar gibi gibi pozisyonları da eklersek ben keyif aldığımı söyleyebilirim. Şimdi Enkudu'nun bir